Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Aa, 1 Haziran itibariyle bütün teknoloji marketleri açılacak arkadaşlar. Ee, daha doğrusu sadece teknoloji marketleri değil pek çok konuda hayat biraz normalleşmeye e, dönüşecek. Ee, Tabi e, market ismi vermeyeceğim şu an size. Çünkü e, tam olarak hangi marketin e, saat kaçta falan açılacağı sabahları net belli değil şu an sitelerine bakıyorum ben bazısı saat sabah 10'da açacak bazısı 11'de yani e, öğlen üstü öğleden mesela öğle, öğle tatilinden öğle yemek molasından sonra mesela ya da öğlen molasında direkt gitseniz bu teknoloji marketlerini açık bulabilirsiniz e, yine bu e, sosyal mesafe arkadaşlar uygulanacakmış anladığım kadarıyla yine Tabi market isim vermeyeceğim çünkü her biri başka bir uygulamada yapabilir belli bir şey yok kriteri yok bunun Elemanlar, personeller ürünlere sık sık dezenfektanlarla temizleyecekmiş falan. Belli bir sayıda adam alacaklar içeriye müşteri. Yani hani şu eskiden olduğu gibi gidip adamlarla muhabbet edip işte markette gezip, ürünü açıp iyice bir didikleyip her yerine bakıp sonra satın almayı falan. Belki zorlanabilirsiniz. Yine de şeyden iyidir arkadaşlar. Çok 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 acil bir ihtiyacınız varsa Kargo şu an kargo sistemi kilitlenmiş durumda. Kargoya verip de kargoda o zaten elinize de gelmeyecek. Çünkü kargocular biraz da şeydir e, paketler ezilecek, büzülecek. Sana ürün sağlam gelemeyecek ve geri yollayacaksın. Günlerce bekleyecek. E, Kargoyla uğraşmaktansa e, teknoloji marketleri şu an için e, 1 Haziran'dan itibaren öğlen saatlerinde uğrarsanız açık bulacaksınız. Tabii benim şahsi tavsiyem maske falan yine kullanılacak maskesiz almayacaklar. Tıpkı zincir marketlerin gıda ürünleri falan satan zincir marketlerin aldığı gibi. Benim şahsi tavsiyem arkadaşlar çok feci şekilde ben bunu almazsam ölürüm diye bir derdiniz olan bir cihaz yoksa iki noktadan ötürü size 1 Haziran'dan itibaren gitmemenizi bir şey satın almamanızı Şöyle bir 15-20 gün kadar beklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ilk günler ne hikmetse yani ürün alacağından değil yani sırf onu haberi duymuş bir yığınlar kalabalıklar o marketlere e, doluşacaklar. Şöyle bir 15-20 gün civarı bekleyip ondan sonra gidip bir gün öğlen saatinde internetten iyice bakmanızı tavsiye ediyorum. Hem e, uğrayacağınız marketin saatlerini çalışma saatlerini e, e, kontrol edin hem de alacağınız ürünü iyice bir bakın hangi şubede var mesela diyelim işte e, Manisa'nın Falanca ilçesinde Falanca şubede var mı bu ürün tam böyle nokta atışı yaparak e, alacağınız ürünü tam seçin önceden iyice kararlaştırın orada çok fazla polemiğe girip oradaki personellerle şu ekran kartımı daha iyidir bu ekran kartım yani mesela diyelim RX 5500 XT mi daha iyidir? İşte GTX 1650 Super mi alsam daha iyidir? Hangisi daha az yakar elektriği? Hangisi daha uzun ömürlü olur? Yok efendim hangisinin sürücüleri falan daha kararlı olur? Beni uğraştırmaz, ısınma sorunu olmaz falan filan. Bunlar arkadaşlar biz Ahmet internetten araştırın. Oraya o dükkanlara girdiğinizde seçeceğiniz şey zaten belli olsun ve orada var mı yok mu? direk nokta atışı yapın girin almak istediğiniz baktığınız ürünü gidin şu şu ürün elinize var mı var tamam bir tane geç bakayım bana ondan deyin ve alıp çıkın ee, ama yine dediğim gibi çok 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 mühim bir derdiniz yoksa e, hemen saldırmayın ben bunu önermiyorum şöyle bir 15-20 gün bekleyin çünkü bir de şöyle bir şey var arkadaşlar biliyorsunuz pek insanlar buna çok fazla aslında bu işin kurdu olan adamlar hariç hani bilmediklerinde bildiklerin bilseler belki dikkat ederler ama bu işin kurdu olmayan insanlar bu teknolojik aletleri elektronik cihazları alırken bu işin pek bir kurdu olmayan insanlar hani bir gün bile geç alsan ellerindeki ürün bitip de yeni parti geldiği zaman yeni gelen ürünün daha güncel yazılımlarla geldiğini pek hesaba katmazlar yani bugün sen markete koşuyorsun bir anakart satın alıyorsun tamam mı İşte onun biosu diyelim 1.1 ve sen ilk saldıranlardan değilsin diyelim ki işte Ryzen 5 bir ya da işte Intel i5 bir işlemciyi takabileceğin bir fiyat performans klasmanında şeyinde bir işte 800 liralık bir anakart çok iyi özellikle falan filan pek çok kişi onu seçiyor sen bunu böyle bir e, durgunluk döneminin sonrasında gidip saldırıp almazsan o market zincirinin, o mağazanın elinde o anakart tükenirse bir sonraki parti gelecektir. Sen bekleyeceksin onu. Bir sonraki partinin içindeki BIOS yazılımı senin güncelleme ile uğraşmana, riske girip de onun sıkıntısını, stresini yaşamana gerek kalmadan BIOS'u daha güncel gelecektir. İşte ekran kartı alacaksın diyelim. Ekran kartının e, belki bazı sorunları vardır. Bakır ısı dağıtma boruları, fanların yerleştirildiği noktalarda filan. Önceki partiyede belki küçük problemler vardır. Bu ellerindeki tükendiğinde daha yeni ürünler geldiğinde depoya e, bir bakmışsın sen dışarıdan bakınca gözle göremeyeceksin ama adam ekran kartının üstündeki fanı belki 3 milim sağa kaydırmış. İşte ne bileyim o bakır ısı borusu daha beter belki ısıtıyordur remleri. E, onu bir milim remden uzaklaştırmıştır. Rem havada asılı kalsın daha iyi soğur diye. Hani bir cihazı böyle böyle durumlarda arkadaşlar kapış kapış gidiyorsa eğer hani 1000 liralık ürün 500 lira 300 lira falan değilse böyle bir öze, önemli bir e, nasıl derler ona şey bir durum hani bulunmaz bir durum mühim bir şey yani e, çok az rastlanır bir durum vaziyet yaşanmıyorsa gidip saldırmayın. E, bırakın insanlar tüketsin. Mesela sen GTX 1650 alacaksın değil mi ekran kartı? Tamam kardeşim bırak insanlar gidip satın alsın. Daha iyi senin için. Bırak ellerindeki bütün GTX 1650'lerin alayı tükensin. Tamam mı? Ondan sonraki parti gelecek sana. Belki GTX 1650 süper mesela içine koydukları DDR6 RAM ısınma sorunları falan filan yol açıyordur. Sen hiç bilmiyorsun. Belki işte atıyorum Hynix'tir. Bilmem Kingston'dur. Samsung'tur bellek çipi. İşte e, firma bakıyor. Geri dönüşlere, geri bildirimlere bakıyor. Servise giden ürünlere bakıyor. Ekran kartı aynı. Sen dışarıdan bakınca bir şey anlamıyorsun ama e, firma bakıyor. Bu bellek sorunu. Bu, bu DDR6 RAM sorunu. Buna bir güncelleyelim. Mehazesini düşelim. Çalışma mehazesini biraz farklı yapalım bilmem ne firmasının çiplerini takmayalım bilmem ne firmasınınkini takalım diye yollamıştır belki. Yani dediğim gibi bir ürünün arkadaşlar 6 ay 3 ay ya da 1 yıl aralıkla gelen partileri birbirinden can alıcı şekilde farklı olabiliyor. Mesela bunun bir ekran kartı dünyasından örnek vereyim. HD7790 diye bir ekran kartı vardı arkadaşlar. Feci şekilde sıkıntılı bir karttı. Çok fazla hız açma yapılmış sürücüleri bir türlü düzgün yapılamıyordu. İnsanların elinde çöke kalka dona dona yana yana geri iade edile edile HD 77 90 AMD'nin bir yüz karası oldu adeta zamanında. Sonra onu alıp RX RX 260 x yaptılar galiba. Yanlış hatırlamıyorsam isim değiştirdiler. çalışma mehaze frekansını aksine arttırdılar. Düşürmediler arttırdılar elektrik tüketimi de hatırladığım kadarıyla arttırmışlardı ama bugün ben RX şey pardon RX diyorum. R7 260X yaptır arkadaşlar onun ismini. R7 260X ekran kartından ben muzdaribim çok 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 kötü bir kart durmadan donuyor falan diyen ben bir kişiye bile rastlamadım. İşte o onun eski versiyonu eski parti soruyor arkadaşlar. Adamlar isim değiştirmeseydi eğer R7 260X'i de hd 7790 olarak çıkarsalardı Bugün çok 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 sorunlu 77-90'lar ve hiçbir sıkıntısı olmayan 77-90'lar diye söz edecektik. Bunun pek çok örneği de var arkadaşlar teknoloji dünyasında. O yüzden dediğim gibi 1 Haziran'da mağazalar açıldığında benden size tavsiye. Ben bunu almazsam öleceğim. Benim işim aksıyor. Bu benim ekmek param. Ben bundan para kazanıyorum diye bir derdiniz yok ise hemen koşmayın. Hemen koşmayın. Kalabalık yaratmayın. Çünkü bu salgın rahatsızlık neredeyse bitme durumunda galiba bizim bu memleketimizde. Bu insandan insana geçiyor. Ne kadar şey olursa o kişilerin vücudunda öl ölsün yani. Etki etmeyen, etkili olmayan bedenler taşıyıcı görevi görüyor. O taşıyıcı görevi gören bedenlere de belki bir süre yaşıyor. Tabi sağlık konusuna giriyor bu işlem biraz ama. Hani yetkililerin tavsiyesi çok kalabalıklara girmemeniz. Ama işte bizim millet biraz tuhaf. Abi marketler, teknoloji marketler açılıyormuş diye hiçbir şey satın almayacağı halde sırf fiyata bakmaya, içini gezmeye koşacaklardır. Maalesef bu büyük AVM'lerde de bir ara yaşandı geçenlerde. Akıl mantığı işi değil yani. AVM'ye niye koşarsın ki abi? Hadi tamam. Ee, teknoloji markete gidersin. Bir nevze anlaşılabilir. Tamam. AVM'de ne var ki yani farklı? Farklı ne var? Mahallendeki bakkalda olmayıp da AVM'de olan ne var ki? yani zincir market mahallelerde mahallelerde bulunan zincir marketlerle büyük AVM'lerde olup olmayan farklılık ne? Niye koştular ben bilmiyorum. Maalesef arkadaşlar bu 1 Haziran'da teknoloji marketleri açılacak. Bunu haberini veriyorum size ama maalesef millet koşturacak. Benden tavsiye siz o koşturan insanlardan olmayın. Bırakın 10-15 gün yatışsın işler. Bir de bu has, rahatsızlığın e, seyri e, değişebilir. İkinci dalga başladı. Tekrar evlere kapanalım da diyebilirler. Kafayı kullanın. Riske girmeye değmez arkadaşlar. Riske girmeye değmez. Bu çok tehlikeli, ciddi bir konu. Çok 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 acil bir ihtiyacınız yoksa evet o marketler açılıyor ama hastalık tamamen bu rahatsızlık yayılmayı durdurdu mu? Tam manasıyla bitti mi? Yoksa ekonomik Sebepler mi bu insanları buna zorluyor? Batmamaları için? Bunu bilemiyoruz. Çok mühim bir derdiniz yoksa o marketlere koşturmayın bir Haziran'da. dediğim gibi çalışma saatlerini internetten kontrol edin. alacağınız ürünü detaylıca inceleyin. Kararınızı iyice verin. Kafanıza soru işareti kalmasın. Ve gideceğiniz markette o ürün bulunuyor mu? Bir de ona bakın internetten. Herkesin artık cep telefonu internetler var. Ve nokta atışı yaparak arkadaşlar ürününüzü gidin. Alacağınız markete girin. Falanca filanca ürünü ben istiyorum kardeşim deyin. Buyur abi burada var diyecekler. Tamam ondan bir tane çıkar bana ver. Hadi bakayım. Para ödedim. Bitti git. Hadi eyvallah. Hani birkaç dakika içerisinde girin ve çıkın. Hani dediğim gibi belki çok abartıyorum ama hani ben şeyden korkuyorum arkadaşlar. Şu AVM'lerde olduğu gibi izaham ya oluşabilir. akıllı olmakta fayda var. Dediğim gibi bir de yani e ne alacaksanız arkadaşlar hani paramın değeri düşer diyorsan dolarda tut abi ne yapalım ona bir çözüm bulamıyoruz. Çek çözüm e, dolarda tutmaktır. Bugün senin 200 dolarlık bir ekran kartını gözüne kestirdiysen yani 200 dolar 7 liradan hesaplarsak doları 1400 TL eder. Yani 1500 lira civarındaki bir ekran kartını gözüne kestirdiysen ve bekleyeceksen bunu dolarda tutarsın tamam mı? Ve e, bir yıl beklersen eğer yine 200 dolara... O klasmanda bir kartı bir sonra alırsın ama bak ama ya aldığı alacağın kartın daha iyisi daha iyi versiyonu bak soğutma sorunu varsa giderilmiş e, biosu ekran katlarının da mesela içinde bios vardır o birkaç mehaze bile onun performansını değiştirebilir e, biosu daha güncel olur revizyonları bios reviz revizyonları daha güncel olur ana karsa mesela bu çok önemlidir biosu daha güncel olur ee, üstünde parçalar değişir. Bazen daha verimli hale getiriyorlar. Ve her şeyden önemlisi sen 1650 e, süperi gözüne diktin diyelim. 1700 lira 1650 lira civarındaki 4 GB versiyonu. ya onun 6'lık ya da 8'i var mı diye Herhalde 4 sadece. Had diyelim 1600 1700 lira civarına 1650 süper ekran kartını gözüne kestirdim diyelim. Hani ben almayayım ya çok şart değil. Markede de uğramayayım abi bekleyeyim dersen o parayı dolarda bekletirsem dolar 10 lira bile olsa sen 200 dolar sakladığın için 2000 TL saklamış oluyorsun 1650 süper için bir yıl sonra. Ve bir bakmışsın 1650'nin biraz fiyatı düşmüş ya da elini tersiyle bir kenara gitmişsin. 3660 3060 çıkmış. 3050 çıkmış mesela ve ama 3050 daha az elektrik tüketiyor. 1650 süpere %40 fark atıyor. Bir, bir de bakmışsın. Bu işler hep böyledir arkadaşlar. Mesela adamın biri 980T Nvidia e, ekran kartı alıyordu. Bekle dedik. İkinci el alıyordu hem de. Bekle dedik. 1000 serisi geliyor. Şey yapma falan filan. Çok elektrik yakıyor. Bu şey yapamazsın. Güç kaynağın yeterli gelmeyecek falan dedik. Adam dinlemedi. Bir süre sonra 1000 serisi çıktı. 1000 serisindeki 1070 e, hatırladığım kadarıyla 980T'yi rahat tokatlıyordu ve Hani güç tüketimi falan bakımından da daha da e, caz, cazip bir karttı. 1070. Çünkü elinde patladı. O 980T eski zaten ikinci el almıştı. Adamın bozuldu. Elinde patladı. Acaba güç kaynağının elektriği mi yetmiyordu? Çok mu ısınıyordu o kart? Bilmiyoruz. Hani 1070'ler ona göre daha iyiydi. Daha dayanıklıydı. Hani... Biraz daha beklesem bugün mesela 1660 belki 1070'in yeni tutacaktır. Hani dediğim gibi bütün her şeyde telefonlar falan her şeyde böyle arkadaşlar bu işler. Hani ne kadar bekleseniz o kadar iyidir. Çok bir derdiniz yoksa o marketlere koşturmayın. Evet bunun haberini veriyoruz size ama dediğim gibi üç noktaya dikkat edin bir de arkadaşlar saatlerini iyice bir öğrenin gideceğiniz marketin alacağınız ürün o şubede var mı buna iyice bir internetten araştırın ve yalnızla maskeyle gidin. Maskesiz almayacaklar.